Gülistan Kılıçkoçyiğit, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, arkadaşlar da söylediler. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ama az önce konuştuğumuz mesele Türkiye'de çocuk hakları meselesinde karnenin hiç de parlak olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye 35 yıldır aslında Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke ama bu konuda çekincelerle beraber taraf bir ülke ve ne yazık ki 35 yıldır taraf olmasına rağmen sorumluluklarını da yerine getirmiyor. Burası aslında katledilen çocukların ülkesi. Nari'nin toplu bir cinayete kurban gittiğini, öldürüldüğünü hep beraber izledik. Şimdi akamete uğratılmaya çalışılıyor. Uğur Kaymaz 12 yaşındaydı. Bedenine 13 kurşun isabet edilerek katledildi. Cemile Çadırga katledildi. Cenazesinin gömülmesine bile izin vermedi. Miray Bebek bu ülkede hiç büyümedi. Ceylan Onkol'un bedeni havan toplarıyla paramparça edildi. Bugün Sıla Bebek bir istismar sonucu yoğun bakımda. Açalım. Sıla Bebek istismar sonucu yaşamını yitirdi. Yeni Doğan Çetesi denilen bir çete yeni doğmuş bebekleri katletti ve bugün Niğde'de de yansıyan meseleyle aslında ülkenin dört bir yanında çocukların yaşam, eğitim, sağlık, güvenlik haklarının gözetilmediğini hep beraber görüyoruz. 2024'ün ilk 8 ayında en az 516 çocuk hayatını kaybetmiş. 695 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş. 3000'den fazla çocuk cezaevlerinde tutuklu ya da hükümlü olarak tutuluyor. 612.000'den fazla çocuk eğitim sisteminin dışında kalmış. 7 milyondan fazla çocuk yoksullukla, hatta 2 milyonu derin yoksullukla mücadele ediyor. Bugün çocuklar okula aç gidip geliyor. Bir öğün sağlıklı bir gıdaya, yemeğe bile erişemiyor. Daha geçen günlerde İzmir Selçuk'ta yoksulluktan 5 çocuk yanarak yaşamını yitirdi. Diyabet tanısı olan çocukların... Açalım lütfen. Sensörlü cihaz talebi hali hazırda karşılanmış değil. Ve yine Van'da ASM'lerde en basit aşı olan hepatit B aşısının olmadığını görüyoruz. O anlamıyla burada toplamda bir sistem sorunu olduğunu ve bu sistemin düzeltilmesi, çocuktan yana çocukların üstün yararını gözetecek şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Çocuk hakları bir lütuf değildir. Bunu bir lütuf gibi sunamayız. Bütün yetişkinler olarak buna, çocuklara karşı sorumluluğumuz var ve ben herkesi bir kez daha bu sorumluluk çerçevesinde davranmaya davet ediyorum. Sayın Başkan, bugün Dersim Belediye Eş Başkanımız Cevdet Konağa 6 yıl 3 ay ceza verildi. Yine 3 Haziran'da yerine kayyum atanan Mehmet Sıdık Akış Belediye Eş Başkanımıza da 2 ayrı dosyadan, birinden 7 yıl 6 ay, birinden de 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Şimdi bu cezalar nedir? Aslında suçluluk psikolojisi... Tamamlayalım lütfen. Suçluluk psikolojisinin devam ettiğini görüyoruz. AKP önce minareyi çalıyor, sonra da talimatlı yargısıyla buna kılıf uyduruyor. Şimdi Dersim Belediye Eş Başkanımıza verilen cezanın gerekçesi, eğer yeni bir kayyum atamaysa buradan uyarıyoruz. Dersim'e daha ne kadar zulmedeceksiniz? Yetmedi mi Dersim'e ettiğiniz zulüm? Yetmedi mi Dersimlere ettiğiniz zulüm? Bunu hep beraber sormak istiyoruz. Kayyumdan medet umanlar, halkın iradesine darbe yapanlar, talimatlı yargıyla kumpas kuranlara buradan bir kez daha şunu söylemek istiyoruz. Dersim'de, Dersimliler de, Kürt halkı da size biat etmedi, etmez, etmeyecek. Bütün bu kumpaslarının altında kalacaksınız. Bu kayyum siyasetinin altında kalacaksınız. Bunu söylemek istiyorum. Açalım lütfen. Şimdi bu bağırmadan anlıyoruz aslında nasıl suçlu olduğunu, çok iyi anlıyoruz. İşte bu suçluluk psikolojisi. Suçlular, bugün suçlular, mazlumları, haklıları yüksek sesle, çoğunlukla, parmak sayısıyla, emirlerindeki kollukla, yargıyla yönetmeye, baskılamaya çalışıyorlar. Ama yapamayacaksınız. Halkın iradesine, halkın gücüne, halkın ferasetine yenileceksiniz ve yenildiniz de. 3 dönemdir kayyum atıyorsunuz, 3 dönemdir, 2 dönemdir geliyoruz. O belediyeleri biz alıyoruz, biz. Halklar alıyor. Orada yaşayan halklar kayyuma geçiyor.
bir çıt vermiyor. Ya bu gerçeği anlayacaksınız ya da bu halk size bunu başınıza vura vura anlatacak. Çok açık ve net söylüyor. Hukuksuzlukla gideceğiniz yol yok. Bunu anlamak için ne olması gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Yargı kumpası üzerine kumpas kurarak yol almaya çalışıyorsunuz. Niye mahkum oldular? Şimdi Sayın Başkan... Buyurun bitirelim lütfen. Sadece orada değil. İşte çocuğa yapılandan halkın iradesine yapılana, oradan kadına yapılana, oradan emekçiye yapılana, ülkenin dört bir yanını hukuksuzluk sarmış. Pir Sultan Abdal'ın güzel bir sözü var. Diyor ki, bozuk düzende sağlam çark olmaz. Evet, düzen bozuk. Düzen bizler için bozuk. Bu düzenin düzeltilmesi gerekiyor. Bugün Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirmeye karşı 500 maden işçisi madene indi ve kendisini oraya kilitledi. Buna bir şey demeyecek misiniz? Ülkenin dört bir yanında işçiler isyan ediyor. Sizin yönetiminize, sizin işçi düşmanı politikalarınıza karşı ses çıkarıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Polisi askeri yığıyorsunuz o işçi direnişlerinin üzerine. Asker zoruyla, polis zoruyla işçinin, kadının, emekçinin sesini kısmaya çalışıyorsunuz. İşte biz bu düzeni değiştireceğiz. Bu ülkede bu düzen ya değişecek ya değişecek. Demokrasiden, özgürlükten... Teşekkürler Sayın Kılıç. Sayın Günaydın, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bugün 20 Kasım 2024. 30 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Ben bu partinin grup başkan vekiliyim, milletvekiliyim, dokunulmazlığım var. 4 Kasım 2024 tarihinde, 4 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar 11 gün boyunca ben de dahil olmak üzere milletvekili arkadaşlarımızın Esenyurt Belediyesi'ne girişi polis tarafından engellendi. Biz orada polis arkadaşlarımıza şunu söyledik. Bizim burada görev yapan, kanunsuz emire uymaya çalışan polis arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz bir tek şey vardır. Milletvekilinin açalım lütfen. Bu talimatı kim verdiyse, bunun adı ister İçişleri Bakanı ister İstanbul Valisi olsun. Bu kanunsuz bir emirdir. Kanunsuz emri veren suç işlediği gibi bu emre uyanlar da suç işlemektedir. Biz arkamızdaki çocuklarla burada sizin arkanızda duran kolluk kuvvetlerini karşı karşıya getirmek istemiyoruz. Ancak milletvekilini durdurmak, milletvekilinin belediyeye girmesini engellemek polis vazife ve selahiyetleri kanununda size verilmiş bir yetki değildir. Kanunsuz emre uymayın. Peki bu kanunsuz emri kim vermişti? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya vermişti. O Ali Yerlikaya bugün Plan Bütçe Komisyonu'na geliyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bütçesi görüşülecek. Kendisi milletvekili değil. Onu milletvekili arkadaşlarımız karşılıyorlar ve şöyle diyorlar. Açalım. 11 gün boyunca milletvekillerini belediyeye sokmama emrini siz verdiniz. Bunun hangi kanuna dayandığını bize açıklayın, bunun duygusunu yaşayın. Arkadaşlarımız 30 saniyelik, 1 dakikalık bir müzakere yapmaya niyetleniyorlar. İçişleri Bakanı keşke milletvekili olsaydı, meclisin dinamiğini bilseydi, meclise saygı duysaydı. İçişleri Bakanı milletvekillerini itekleyerek, kamerayı tokatlayarak içeriye girmeye gayret ediyor. Ve giriyor da. Üstelik de bunu basına barbarlık, vahşetlik, eşkıyalık gibi anlatıyorlar. Burada da bunu söyleyen insanlar oldu. Ben şimdi soruyorum. Milletvekilini Esenyurt Belediyesi'nin önünde kanunsuz emirle 11 gün boyunca polisle vatandaşı karşı karşıya getiren kanunsuz emrin sahibine Meclisin İçişleri Komisyonu'nda bir dakika. Bunun nedenini sormak. Toparlayalım lütfen. Bunun hesabını sormak eşkıyalık oluyor da o kanunsuz emri vermek eşkıyalık olmuyor, öyle mi? Bakın ben şöyle bitireyim. Bir Galatasaraylı
Arif vardı, hatırlar mısınız? Ceza sahasına yaklaştı mı kimse dokunmasa da kendini atar atar penaltı kazanırdı. İçişleri Bakanı'nın gayretlerini gördük. Ancak kamera görüntüleri de orada. Hiç kimse İçişleri Bakanı'na dokunmadı. Sadece milletvekili onunla konuşmak istiyor ve o milletvekilini iteliyor. Bu medya yapma çabalarınız artık canımıza tak etti kardeşim. Hukukun içerisinde olun. Milletvekilinin gen soru hakkını kaldırdınız ama milletvekili size kanunsuzluklarınızdan dolayı hesap sorar. Buna da saygılı olmayı öğrenin. Teşekkürler Sayın Günaydın. Sayın Abdülhamit Gül, buyurun. Teşekkür ediyorum. Başkanım, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Dünyada özellikle yaşanan dramlara baktığımızda bugün Gazze'de çocuklar ölüyor. Bugün Gazze'de çocuklar, bebekler annesinden, yuvasından kopartılıyor. Bugün çocukların üzerine bombalar yağdırılıyor Gazze'de, Filistin'de. Ama Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayan uluslararası hiçbir mekanizmadan, uluslararası kurumlardan hiç güçlü bir ses çıkmıyor. Çocukları kurtaramayan, çocukları yaşatamayan bir dünyanın adil bir dünya olmadığı ve bu adil dünya olmayan bu dünyanın da mutlaka ama mutlaka adil bir dünya kuruluncaya kadar hepimizin üzerinde bir vecibe olduğunu, bir borç olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Ve Gazze'deki bebeklerin özgür olacağı, çocukların özgür olacağı, Kudüs'ün, Filistin'in özgür olacağı bir dünya... Açalım lütfen. Hep beraber görmek için Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmaya, her platformda onların sesi olmaya, mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Diğer bir, yine bugün vesilesiyle ifade etmek isterim. Özellikle terör örgütünün çocukları annesinden, yuvasından, babasından, evinden, arkadaşlarından, okulundan, kitaplardan ayırmaya yönelik yapmış oldukları çocuk istismarı, kadın istismarında bu vesileyle şiddetle kınıyorum. Çocukların yeri, kadınların yeri, gençlerin yeri annelerin yanıdır. Evleridir, sokaklarıdır, mahalleleridir. Ve bu anlamda da terör örgütünün çocuklara yönelik yapmış olduğu istismar ve bu anlamda ortaya koyduğu tüm terör faaliyetlerini de kınıyorum. Ve gerçekten çocuk haklarını savunan herkesin de bu şiddetin karşısında onurlu bir şekilde, güçlü bir şekilde karşı çıkmasını da buradan davet Açalım lütfen. Dün savunma sanayimiz adına çok önemli bir gelişme oldu. Bayraktar TB3 SİHA kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız liderliğinde savunma sanayi alanında da milli, bağımsız, yerli savunma sanayi ile güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye'nin güçlü olması demek, mazlumların güçlü olması demektir. Türkiye'nin güçlü olması, ezilenlerin güçlü olması demektir. Türkiye'nin güçlü olması, dünya daha adil bir dünya için çok önemli bir gelişmedir, önemli bir fırsattır. Bu anlamda hem TUSAŞ, hem Kaan, hem savunma sanayi alanındaki tüm yapılan çalışmaların ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Daha güçlü bir Türkiye için yolumuza devam edeceğimizi ifade ediyorum. Son olarak bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda bir... Açalım lütfen. Plan Bütçe Komisyonu'nda yaşanan hadise meclisimize, Gazi Meclisimize asla yakışmayan, meclisimizin mehabetine yakışmayan bir davranıştır, bir tutumdur. Meclis konuşma yeridir. Meclis söz söyleme, itirazda bulunma, eleştiride bulunma ama tüm bunları da sözle yapma yeridir. Bu anlamda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik tam da meclis çalışmalarına, milletimize bu anlamda bütçeyle ilgili, çalışmalarla ilgili hesap verme anlamında yapılan bir çalışmanın engellenmesi, bu konuda bir çaba içerisinde girilmesi meclisimize yakışmamıştır. Bu CHP'li bazı milletvekillerinin yapmış olduğu bu davranış karşısında CHP'nin hem partimizden hem hükümetimizden hem bakanımızdan bu tavırla ilgili özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca iş tüzüğün 160. maddesi 5. fıkrasında da yine mecliste açalım lütfen. Meclisteki bu yaşanan fiille ilgili de
iş tüzüğün ihlali olduğu kanaatindeyiz. Çünkü sadece genel kurul değil, meclis çalışmaları kapsamındaki bir faaliyetin, bir yasama faaliyetinin ve esas itibariyle de bir yürütmenin temsilcisinin millete hesap verme adına, bilgi verme adına yapmış olduğu bir çalışmanın engellenmeye çalışılması iş tüzüğünde ihlaldir. Bu konuda ayrıca değerlendirilmesini ben talep ediyorum. Ve bu husustaki kabadayı görüntülerin ve meclisin mehabetine yakışmayacak görüntülerin tekrarlanmamasını ve bugün yaşanan hadiseler içinde milletimize bir özür borcu olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Gül. Bilmiyorum iş tüzük ihlaliyle ilgili talep bana dönük bir talep miydi? Sanırım bunu meclis başkanına yöneltseniz daha yerinde olur. Buyurun Sayın Günaydın. Evet, teşekkür ederim. AKP Grup Başkan Vekili Sayın Abdülhamit Gül'ü dinledim. Ayrıca bugün benzer nitelikte bir konuşmayı Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da yapmış. Numan Kurtulmuş, basından öğrendiğimize göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüntülerin kabul edilemez olduğunu söylemiş. Ben şimdi hem Meclis Başkanı'na hem de Grup Başkan Vekili meslektaşıma seslenmek istiyorum. İçişleri Bakanı'nı Plan Bütçe Komisyonu'nun kapısında herhangi bir fiziki müdahale... Bir saniye. Arkadaşlar, telefonla konuşan arkadaşlar, sesiniz buraya kadar geliyor. Buyurun, buyurun. Buyurun Sayın Günaydın, devam edin lütfen. Benim dengem bozuldu. Devam ediyordum başkanım. Dediniz ki meclis başkanına ve sayın başkan vekiline buradan cevap vereceğim diye. Sayın meclis başkanı ve sayın grup başkan vekili meslektaşıma seslenmek isterim. İçişleri Bakanı'nın herhangi bir fiziki müdahaleye muhatap olmadan Plan Bütçe Komisyonu'nun kapısında milletvekillerimiz tarafından yaklaşık 30 saniye süren bir engellemeye muhatap olmasına bu kadar duyarlılık gösteren arkadaşlar, 11 gün boyunca mevkidaşları bir grup başkan vekilinin, grup başkan vekillerinin, milletvekillerinin, seçilmiş belediye meclis üyelerinin kanunsuz emirle polis tarafından engellenmesine yönelik bir tek açıklamaları olsaydı keşke ve buna karşılık bir tek duyarlılıklar da gösterebilseydik. Özellikle Numan Kurt... Açalım lütfen. Özellikle Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş Bey'e seslenmek istiyorum. CHP Genel Başkanı'na anında ettiğiniz telefon ve İçişleri Bakanlığı'nın muhatap kaldığı muamele dediğiniz şey, yani atanmış bir İçişleri Bakanlığı seçilmiş milletvekillerinin dokunulmazlıklarının olunmasına rağmen neden polis tarafından engellendiklerine yönelik bir dakikalık soru sormaları ve engelleme çabalarına gösterdikleri duyarlılığın onda birini, haklarını savunmak zorunda kaldıkları, zorunda oldukları milletvekillerinin Esenyurt Belediyesi kapısında emniyet amirleri ve polisler kolluk kuvvetleri tarafından kanunsuz emirle engellenmesine aynı duyarlılığı gösterseydi. O telefonu İçişleri Bakanı'na açsaydı, İstanbul Valisi'ne açsaydı, nasıl olur da milletvekillerini engellersiniz derdi. Bugün... Toparlayalım lütfen. Bugün Ali Yerlikaya, bu demokratik protestomuzla bunun nasıl bir duygu olduğunu azıcık anladıysa, bu belki demokrasimiz adına olumlu bir durum olabilir. Dolayısıyla ben herkesi demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde olmaya ve davranmaya devam ediyorum. Bu iş tüzük hepimizin, bu anayasa da hepimizin. Dolayısıyla çiğnenen anayasadır. Önce buna bir bakacağız, ondan sonra devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Günay.